Allez, hapidoo. Oyun gündemi. Merhaba oyun severler, hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir oyun gündemi videosu tekrar birlikteyiz diye giriş yapayım dedim ama her zaman öyle yapamıyorum tabii ki. Merhaba değerli dostlar, hepiniz hoş geldiniz. Ben Onur Gözlüklü İskelet, yeni bir oyun gündemi videosuyla tekrar birlikteyiz. Bu hafta neler var? Birincisi, Valorant'ta Fate geldi, yeni ajanı tanıttı. Dedi ki Valorant, yeni Türk önce ajanı Fate seni avlamaya geldi. Hadi saklanmayı denesene dedi. Güzel bir fragmanla da yayınladılar. Ajanın özelliklerine, ajan karanlıkları kontrol ediyor, gölgeleri kontrol ediyor. Böyle bir yapışkan bir şey atıyor. Bu rakiplerin yerlerini belli ediyor. Diğer özelliğinde attığında rakipler böyle bir yine yerleri belli oluyor. Ayak izlerini görüyoruz. Sanırım öyleydi. Ultisinde de herkesi bir küre içine alıyor ve kimse hareket edemiyor yani. Yapışıyor böyle. O tarz özellikler var. Tam da bilmiyorum ama önemli olan Türk ajanın gelmesi. Fate geldi. Hoş geldi. Güzel, sevindirici bir haber. Yani oyun severler için, Türk oyun severler için çok büyük bir haber. Çünkü yıllardır bu tarz oyunlarda, popüler oyunlarda bir Türk ajanın gelmesini mesela Rainbow Six'te bekliyorlar ama bir türlü gelmiyordu. Valorant en sonunda Fade'i getirdi. Oynayanlara büyük keyifler diliyorum. Biz oynamıyoruz. Yani yüklü bilgisayarda ama oynamıyoruz. Bakalım oyun videolarında yani oynanışta nasıl olacak ajanın. Tabii bazı şeyler var, diyorlar ki niye ismi Fade oldu işte, Ayşe falan koysalardı. Oyun İngilizce olduğu için takma at sonuçta. Bazı ajanların isimleri kendi ülkelerine göre, bazı ajanların değil. Önemli olan Türk ajanın gelmesi. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz tüm oyun camiasına, Valorant camiasına. Hoş geldin Fate, hoş geldin. Multiplayer paylaşmıştı Twitter'dan. Dedi ki yeni Assassin's Creed üçlemesinin ilk oyunu Assassin's Creed Origins Xbox Game Pass bahanesine ekleniyormuş. Assassin's Creed severler, eğer Xbox Game Pass'iniz de varsa artık Assassin's Creed Origin'i oynayabileceksiniz. Türk MMO Nisan ayında gelecek yeni Xbox Game Pass oyunları açıklandı diye bir haber yapmış. Orada yeni gelecek oyunlar var. Bunları geçen hafta duyurmuştuk bazılarını. Ekstradan gelecekler de şunlarmış diyor, yakında Xbox Game Pass'e gelecek. Cricket 19 Outlast 2 gelecekmiş. Secret Nightmare Street of Rage 4 gelecekmiş. Xbox Game Pass çok avantajlı gerçekten, yani bunu para verseler söyletemezler böyle bir reklamı ama gerçekten çok avantajlı. Yeni çıkan çoğu oyun, merak edilen çoğu oyun Xbox Game Pass'e ekleniyor ve biz de bu oyunları keşfetme fırsatı buluyoruz. Twitter'dan yine Ender Öztürk çok ilginç bir şey paylaşmıştı. Şimdi Last of Us oynadınız mı bilmiyorum. Last of Us 1 ve Last of Us 2 bir şekilde birbirine bağlandı. Çok eleştiri alındı bunda, yani zorlama bir bağlantı gibi de söylendi falan. Şimdi bu Last of Us 1'de Joel'in Ellie'yi kurtardığı bir sahne var. Oyunun final bölümlerine doğru. Orada bir doktoru öldürüyoruz. İkinci oyunda bu doktorla ilgili onu oynamadığınızı düşünerek söylemiyorum. Ben de oynamadım çünkü ama biliyorum ne olduğunu da size söylemiyorum. Söylemeyeceğim lan. Söylemeyeyim işte. Allah Allah. Şimdi bir görsel paylaştı. İlk oyundaki doktorla ikinci oyundaki doktorun görüntüsü. Ya bir hiç değişmemişsin hocam. Hiç değişmemişsin yani. Şimdi bu görsele bakıp da diyorsun ki harbiden yani bu hikayeyi bu kadar zorlama nasıl yaptınız falan diye, ama Last of Us güzel oyun. Yakında Gözlüklü İskelet sinemasında da yer alacak. Şu an indirdim, oyunu yükledim. Hazır bekliyor. Yani şu yani biraz benzeseydiniz bari, neden böyle bir şey yaptınız? En üstteki adama benzeseydiniz bari ya. Vallahi insan bazen bu çok böyle devasa işte efsane şeylerde böyle küçük çapaklar insanı gerçekten üzüyor ya. Vallahi billahi. Rainbow Six severler için bir video var. Braction isimli bir Twitter kullanıcısı paylaşmıştı. Blackbeard var ya, kara sakal. BB, hani BB deniyor kısaca. Silahın üstüne bir shield koyuyor. Yalnız bu shield bizdeyken yani bendeyken naylon torba gibi. Fakat rakipteyken çelik kasa gibi oluyor. Onu da anlamış değilim ama. Şimdi bu BB'nin shield'ini taktığınızda eğer flash atarsanız ve kalkan da o sırada havadaysa yani silahla oraya bakarsanız flash sizi etkilemiyormuş. Ben bunu bilmiyordum. Yeni öğrendim. Bilenleriniz var mıydı bilmiyorum. Bir de videosu var. Bakın videoda şöyle göstereyim size. BB shield'i taktığında eğer flash'a doğru bakarsa, flash atılan yere, kesinlikle gözlerini etki etmiyor. Çok ilginç bir olay. Haftanın ilginç haberlerinden bir tanesi. Gerçi çok da ilginç değil ama beklenen diyelim. PC Gamer'dan bir haber bu. Orada gördüm. Diyor ki Ubisoft satın alınan bir sonraki video oyun yapımcısı olabilir. Yani satın alma sırasında Ubisoft varmış. Keşke alsalar ya. Şöyle güzel bir firma alsa da şu Rainbow Six'i bir toparlasa da bir şaha kaldırsa artık yani. Oyun ya, şimdi bir şey demek de istemiyorum yani. Ubisoft sevdiğimiz bir yapımcı. Çünkü güzel IP'leri var elinde. Yani oynaması zevkli IP'ler var ama bunları böyle güzel yapamıyor. O IP'ler güzel de güzel sunamıyor. Hep aynı birbirine
aynı falan. Yani çoğu oyun hemen güncellemesi bitiyor ve tarihe ekleniyor yani. Kaldırılıyor kenara. Bir sürü oyun yaptılar. Kapatıldı falan. Hatta şimdi onunla yine ilgili bir haber var. Yine bir tane daha Battle Royale oyun duyurdular. PQ diye. Doymuyorlar. Batmaya doymuyorlar. Neyse. Yani içeriden söylenen haberlere göre ve etraftan böyle ulaşan haberlere göre Ubisoft'un işler iyi değil. Satın alınacak son rakip firma olabilirmiş. Çünkü çalışanları işten çıkarırlar. Bir sürü şeyler var. İşte yani çalışanlar da ya bunu yanlış yapıyorsun şeklinde eleştiriler yaptı falan filan Inter Milan derken en son NFT ile ilgili bir şey yapmıştı. Çalışanlar da ya bu ne kankacık falan diye onlar bile isyan etmişti. Ubisoft'un satın alabilecek sonraki firma olduğu söyleniyor. Yani şöyle diyeyim. Bilgeys'te yazdım ama cevap vermedi. Dedi ki meşgulüm sonra görüşelim. Dedim ki biraz para gönder biz alalım. Biz alalım. Başına da bizim Türkiye'den oyuncuları koyarız. Server de açarız Türkiye'ye. Biz işimize yarar falan diye. Umarım satın alırsa da başarılı bir şekilde yapılır. Oyunlar, IP'leri oyuncuların istediği şekilde ve tarihe böyle damgasını vuracak şekilde çıkar. En istediğim şey ise Rainbow Six'in lütfen düzeltilmesi yani lütfen. Yine güzel bir haber. Game Deck diye bir oyun var. Biliyor musunuz? Bilmiyorum. Ben satın almıştım bu oyunu. Türkçe dil desteği gelecek diye. 26 Nisan'da geliyor Türkçe dil desteği. Böyle cyberpunk bir havada geçen dedektiflik oyunu. Bu size neyi hatırlatıyor? Tabii ki Disco Elysium'u hatırlatıyor. Disco Elysium da dedi ki kendi hesaplarından kesin getiriyoruz ya. Türkçe dil desteği geliyor. Vallahi bak falan dediler. Hala gelmiyor. Bekle Allah bekle gelmiyor. Ama Game Deck geliyormuş 26 Nisan'da yani. Salı günü. Yarın mı oluyor? Yok. Evet yarın oluyor. Yarın Game Deck'in Türkçe dil desteği gelecek. Oyun severlere hayırlı uğurlu olsun. Bir oyunu Türkçe oynamak çok güzel bir şey. Şimdi ben bununla ilgili video çekeceğim dedim ama çekemedim. Buradan söyleyeyim tekrar. Bence bir oyunu kendi dilinde oynayamamak hem oyunun yapımcılarına hakaret gibi oluyor hem de oyuna hakaret gibi oluyor. Neden diyeceksin? Çünkü hikayesi de olan yani tasarım, bölüm tasarımıdır, oynanışı, işte renkleri, grafikleri her şeyi mükemmel olan bir oyunun Türkçe dil desteği olmadan oynayınca o oyun ne oluyor? Yarım kalıyor. Tuzsuz bir çorba gibi oluyor yani. Diyorsun ki bu çorba çok kötü. Yapana kötü. Yapan diyor ki ya nasıl kötü? Kötü değil o çorbam çok güzel. Güzel ama ben onu anlamıyorum ki. Anlamayınca aptalca bir şey gibi geliyor bana yani. Yaptıklarım çok anlamsız geliyor. Neyse belki bununla ilgili video çekerim. Derseniz ki çek abi biz de görüşlerimizi bildirelim aşağıda diye. Bildirseniz çekerim. Bildirmezseniz çekmem ona göre. Ninja Theory Senon Saga Hellblade 2'den bir görüntü daha paylaşmış ama böyle bir arazi görüntüsü yine. Önemli olan değil ama oyunun 2023 ve 2024'te çıkacağı söyleniyor. Çünkü Unreal Engin abi 5'te çalışıyor onlarda. Engin abiyle çalıştığı için oyunun 2023-24 gibi çıkacakmış. Çok önce duyuruldu ama çıkması geç olacak. Geç olsun bence. Oyun kardeşim geç çıksın ama çıktın da oynayalım, coşalım böyle Allah Allah sesleriyle gidelim yani. Öyle diyorum ben bilmiyorum ya. God of War Ragnarok 2022 için geliyor diyorlar. Kim diyor bunu peki? Santa Monica Studio geliştirme ekibinin bir üyesi evet God of War Ragnarok bu yıl içinde çıkacağını doğrulamış. Haber nereden? Haber Eurogamer'dan. Kimin haberi peki? Onun ismini söyleme ayıp olmasın. Wiki Blake yazmış bunu. Wiki olduğu için biliyor. 2022 yani bu yıl gelecek diyorlar Ragnarok. PlayStation'da çıkarsa 4'te oynanabilirse ben de oynarım diye düşünüyorum. Çünkü God of War güzel oyun yani şimdi yalan yok. PC'ye çıkanlar PC oyuncuları da sevmiştir büyük ihtimalle. Yani hikayeli ve değişik bir oyun arıyorsan God of War tabii ki. Bu yıl çıkacak diyorlar bakalım. Bir yani sıkıntı olmazsa çıkar büyük ihtimalle. Niye çıkmasın ama her şey şeye bağlı. Ya uzatmayayım neyse. Çıkabilir. Çıkar ya. Alo çıksın mı? Çıksın valla. Evet gelelim Steam'in en çok satanlara. Steam'de neler satılmış? Steam'de yine bir numarada değerli dostlar. İlginç bir şekilde. Elden Ring 2. sırada. Cyberpunk gelmiş 3'e. Vay be. Lego Star Wars 4 ve 5'i işgal etmiş. 6'da Valve Index VR Kit var. 7'de No Man's Sky var. Geçen hafta da buradaydı. DayZ ya da DayZ öyle diyelim. 8. sırada. Squad gelmiş 9'a. Allah Allah. Call of Duty Black Ops 3 gelmiş 10. sırada. Demek ki bir indirim oldu. Bir şey oldu herhalde. Millet akın etmiş oraya. 24 Nisan öncesi hafta ile ilgili Steam'de en çok satanlar bunlar. Steam Deck oldukça iyi satıyor bu arada. Keşke bizde de olsa ama olmayacak. Sayısal loto oynadım bugün. Çıkarsa alacağım. Eğer çıkarsa hem sayısal loto alacağım hem de bu videoyu beğenenler arasında yapacağım. Çekilişte bir tane bir kişiye daha hediye edeceğim. Ama çıkarsa bak çıkmazsa bir şey yok. Ona göre sonra gelip de beğenmeyin yani. Ben beğendim falan demeyin. Abone de olmanız lazım bu arada. Çıkarsa ama. Evet değerli dostlar. Bu hafta bu kadar. Çok fazla bir şey yok ama güzel haberler var. Haftanız güzel geçsin. Güzel oyunlar oynayın. Bu arada Death Stranding oynuyoruz ama izlenmeler düşük. Yani pek millet beğenmedi gibi bilmiyorum. Dediğim gibi Death Stranding deneyim oyunu tamamen. Yani
Böyle YouTube'da yayınlanacak, içerik yapılacak bir oyun değil yani. Yürüyorsun, 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 evet, yürüyorsun, 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 evet, yürüyorsun. O kadar. Play'e başlayabilirim. Sonra Deep şeyi aldım bu arada, onu da oynayabilirim. Neydi ismi? Hidden Deep, Türkçe dil desteği olan bir oyun. Ona da bakabilirim. Arada farklı oyunlar yayınlayarak kanalı izleyenleri çok da sıkmak istemiyorum. Death Stranding 10 tane bölüm var daha, hala yayınlayacağım. Neyse çok uzattım. Görüşürüz. İyi haftalar diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın efendim.